Herkese selam. Mis Mutfağım kanalıma hoş geldiniz. Bugün şöyle mis kokulu bir kek yapmak istiyorum arkadaşlar. Çaylı, havuçlu, tarçınlı, böyle çayın kahvenin yanına inanın çok yakışacak. Hadi hep beraber yapım aşamalarına geçelim. 4 yumurtayla 1 su bardağı şekeri yaklaşık 5-6 dakika köpük köpük olana kadar çırpıyoruz. Şimdi sıvı malzemeleri ekleyelim. 1 su bardağı sıvı yağ ve 1 su bardağı da demlenmiş, soğumuş çay ilave ediyorum. Şöyle 2-3 dakika çevirdikten sonra hemen kuru malzemelerimizi ekleyelim. 1 yemek kaşığı tarçın, şöyle 1 çay bardağından biraz az dövülmüş ceviz ve 1 su bardağı da rendelenmiş havucumuzu tekrar şöyle 2-3 dakika kadar daha karıştırıyoruz. Evet, bütün malzemelerimizi karıştırdıktan sonra şimdi unumuzu eleyeceğim. Yaklaşık 3 su bardağı un kullandım. Ama siz muhakkak kontrollü ekleyin. Önce 2 su bardağı un ekleyin. Hamurun yoğunluğuna göre 3. su bardağını eklersiniz. 1 paket kabartma tozu ve 1 paket de vanilya ekleyerek şöyle çırpıcımla tamamen unla harcı güzelce karıştırıyorum. Bu arada fırınımız önceden ısıtılmış olacak arkadaşlar. 180 dereceye ayarladım. Hamurumun yoğunluğunu görüyorsunuz. Yağlanmış kek kalıbıma boşaltıyorum güzelce. Kek kalıbınızı yağladıktan sonra buzdolabında şöyle bir 10 dakika bekletirseniz kalıptan kekinizi çıkartmanız çok kolay olacaktır. Hemen şimdi fırınımıza artık kek kalıbımız hazır. Şöyle bir havasını alıp fırına veriyoruz. Evet, artık kekim hazır. Gördüğünüz gibi pişti ve şu an kalıptan çok rahat bir şekilde çıkardım. Ve inanın şu an ev mis gibi kokuyor. Yumuşacık, harika oldu diyebilirim. Hemen üzeri için karamel sosunu hazırlamaya başlayalım. Ocağımızın altını açtık ve tavamıza 1 çay bardağı toz şeker ilave ediyorum. Şimdi üzerine de yarım çay bardağı su ilave ediyorum. Yavaş yavaş karamel rengini almaya başlayacaktır. Evet, şimdi gördüğünüz gibi karamel rengi yavaş yavaş oluştu. Tam istediğim renge de geldi diyebilirim. Hemen üzerine de şöyle bir tatlı kaşığı tereyağı ekliyorum. Tereyağımız da eridikten sonra üzerine yarım çay bardağı süt veya sıvı krema kullanabilirsiniz. Ben süt kullandım. Şimdi tamamen şöyle güzelce karıştırıyoruz arkadaşlar. Yavaş yavaş rengi koyulaşacaktır. İstediğimiz kıvama gelecektir. Evet, gördüğünüz gibi şu an karamelim gerçekten çok güzel görünüyor. Tam istediğim renkte oldu. Evet, artık karamelimiz hazır. Şimdi soğumuş olan kekimizin üzerine şöyle yavaş yavaş gezdiriyoruz. Tabi isterseniz yapmayabilirsiniz. Kekimizin üzerine pudra şekeri de serpiştirebilirsiniz. Öyle de çok güzel olacaktır. Ama inanın karamelli çok güzel ve çok lezzetli oldu. Üzerine de Antep fıstığı eklemek istiyorum. Şöyle biraz canlı dursun, renk katsın istiyorum. Evet, artık kekimiz hazırdır arkadaşlar. Hemen şöyle dilimleyelim. Sizlere bir de içini göstermek istiyorum. Sizlere keki yakından göstermek istiyorum. Şöyle tam istediğim gibi yumuşacık, nemli bir kek oldu arkadaşlar. Üstelik mis gibi de koktu diyebilirim. Böyle çayınızın, kahvenizin yanına inanın çok yakışacak. Çocuklarınız, misafirleriniz de bu keke bayılacak diyebilirim. Gerçekten tadı efsane oldu. Deneyecek olan arkadaşlarıma şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorum ve beğenilerinizi bekliyorum. Allah'a emanet olun.